Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Honda Transalp 750 ile bir çok uzun olmasa da bir uzun yola çıkacağız. Edirne'ye gidip gelmeyi düşünüyorum. Almak isteyen, merak eden arkadaşlara da Transalp 750 ne kadar yakıt yakar, ortalama nasıl bir gidişimiz olacak, ne kadarlık bir tüketim sergileyecek, onunla ilgili çok da uzun olmasını istemiyorum. Bir video çekmek istiyorum. Faydalı olur belki. Merak eden arkadaşlara. Şimdi benzinliğe geldik. Yakıtımız da şu anda yok. Lambam yanıp sönüyor. Evet. Selamlar. İleri mi? Tamam, biz burada kalacağız. Hoş buldum. Dolduralım. Depomuzu açalım. Pardon abi. Doluyor değil mi abi? Tabii tabii. İstersen sen tabancayı bana ver. Aynen aynen. Bravo. Sağ olasın. Çok damlatıyorlar çünkü bazen. Taraftan ben doldurayım istersen. Doldur. Siz bu tarafa geçin. Tamam, olur hiç fark etmez. Tabancayı ver bana. Ayarladım, doluyor şu an abi. Tamam. Şimdi bir 600 liraya kadar falan gelmesi lazım. Tam ağzına kadar dolduracağım. Tamam. Görüyorsunuz, sonuna kadar doldurduk. 2'nde de demek ki birazcık varmış. 594 lira 30 kuruşluk aldık. Şimdi kontağımızı açalım buradan. Tamam, şu anda gezi ağlar sıfırlandı. Değişik yerlerde size çekmeye devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Evet, yakıtımızı aldık. Depomuzu doldurduk. Şimdi ufak ufak yola çıkma zamanı. Buradan bir arkadaşa teşekkür etmek istiyorum. Ben geçen videoda konuşurken Transalp'in amortisörlerinin ayarlanmadığını söylemiştim. Yani aslında hani elle böyle çevirip pratik bir şekilde ayarlamamasından bahsettim ama tabii yanlış bir kelime kullandım. Arkadaş uyarmış, düzeltmiş. Kendisine buradan teşekkür ediyorum izlerse. Şimdi sıfırladık. Geçen süreyi sıfırladık. Yakıt tüketimi sıfır. Şimdi yola çıkalım. Edirne istikametine doğru. Çorlu'ya uğrayacağım önce. Çorlu'da birazcık zaman geçireceğim. Yani karmalı tüketim olacak. Giderken E5'ten dönerken otobandan gelmeyi planlıyorum. Otobandan tabi biraz basarız ama E5'te çok süratli gidebilme şansımız yok. Evet, Çorlu'ya gelmek üzereyiz. Işıklarda durduk. Şu anda yaklaşık 62 kilometre yol oldu. Ben İstanbul Büyükçekmece Mimarabad'a oturuyorum. Oradan çıkmıştım yola. Depoyu doldurmuştuk. Şu anda halen depo full gösteriyor. 62.1 kilometre yol yapmışız. Yolda 100-110 bandında geldim. Bazı yerlerde çok şey vardı. Yol çalışması vardı. Oralarda yavaşladık tabi. Sakin bir kullanımda ortalama 3.8 litre şu anda yakıt tüketmiş durumda. Hani bu tabi çok sakin kullanırsanız, 100-110 bandında kullanırsanız yakalayabileceğiniz bir değer. Daha da aşağı olabilir. 3.6'lara kadar düşürebilirsiniz ama motor kullanmak hani çok da böyle sakin gitmeyi gerektirmiyor. Çorlu'dayız. Burada bir mola vereceğim. Çünkü bir dostumla, arkadaşımla görüşeceğim. Sonra Edirne'ye doğru sürmeye devam edeceğiz. Bakalım toplamda ne kadarlık bir yol yapmışız ve ne kadarlık bir yakıt tüketimimiz olmuş. Evet, dün de
gaza geldik şu anda. Yolumuz devam ediyor. Çorlu'da biraz fazla oyalandım. Bir iki saat falan kaldım galiba arkadaşımın yanında. Şu anda yapmış olduğumuz kilometre 117 kilometre oldu. Tam depodan bir aşağı çizgideyiz şu anda. Bir çizgi kaybettik. Toplam 4.8 litre yakıtlık etmişiz buraya gelinceye kadar. Ortalamamız da biraz yükseldi, 4.1. Çorlu-Lüleburgaz arası biraz 140-150'lere de seyretti, biraz sürat arttırdım. Öyle olunca ortalama biraz yükseldi. Bir de orada çok ışıkların olduğu için biraz daha ortalamamız yükselmiş olabilir. Bakalım bu depoyla geri dönebilecek miyiz, yoksa tekrar bir akaryakıt almak gibi bir durumumuz olacak mı? Tekrar merhaba. Baba Eski'ye geldik. Yakıt durumumuz nedir? Ona bakalım. Transalp 750. Şu anda 141 km oldu benim arabadan çıkalı. Toplam 5.9 litre yakıt harcamışız. Gelirken biraz daha hızlandım. 170-180'ler falan da yaptım ara ara. Biraz yakıt tüketimimiz arttı. 4.2 litre şu anda. Motor da tam sıfırladığımızdan bu yana 1 saat 48 dakikadır çalışıyor. Tabii şehir içlerine giriyorum. Şehir içlerinde hem yakıt tüketimi artıyor, hem de daha yavaş gittiğimiz için süre yükseliyor. Ama böyle keyifli burası. Baba Eski. Evet, Edirne'ye geldik. Şu anda tam 192 kilometre oldu. Hatta 192,5 kilometre. Burası Edirne'nin girişi. Şehir merkezine birazdan gireceğim. Önce bir eve gideyim. Bakalım evde durumlar nedir. Şimdi 192,5 kilometrede 8.3 litre yakıt yakmışız. Ortalama tüketimimizde biraz hızlandık artık. 4.3 litre. Bana sorarsanız son derece ekonomik bir değer bu tarz motorlar için. Eski Transalp'leri kullananlar bilir, hep bir yakıtla ilgili sıkıntısı vardı. Çok yakar, çok yakar. Bununla ilgili de bana çok soru geliyordu. Çok yakar mı Transalp falan? Arkadaşlar yapmıyor. Modeline göre, CC'sine göre gayet cimri diyebilirim. Benim bundan iki önceki motorum VFR Crossrunner'dı. 800'lük, o Vitek bir motordu. Çok güzel, çok rahat. Ama hızlı gittiğiniz zaman, yani deviri açtığınız zaman, 8-10 bin devirlerde seyrettiğiniz zaman 10-11 litrelere kadar çıkıyordu. Onunla da ben buraya geldim, Edirne'ye git gel yapmıştım. İki depo yaktım. Şu anda Transalp hemen hemen 200 kilometrede ve yarım depo. Bu depoyla bizi götürür mü zannetmiyorum. Çünkü Edirne içerisinde de biraz tur atacağız. Edirne'yi de göstereceğim size. Edirne'nin birkaç yerinde gösterdikten sonra dönüş yolunda buluşuruz tekrar. Evet, Edirne'deyim. Şu anda Edirne'nin merkezine doğru gelmek üzereyim. Burası benim şehrim. Şimdi Edirne Osmanlı'ya başkentlik yapmış. Tarihi yapıları, camileri, hamamları, medreseleri, kapalı çarşısı, bedesteni olan eski bir Osmanlı şehri. Halen eski yapılarını dimdik hayatta olarak görebileceğiniz bir yer. Şimdi önümüzde hemen sağ tarafımızda Selimiye Camii var. Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak yaptığı. Hop, buraya girmeyelim. Yok, girebiliriz. Ustalık eserim dediği bir cami. En son tadilattaydı. Şimdi hala tadilatta mı? Bilmiyorum. Bakalım. Buraları değiştirdiler. İşte camimiz bu. Şimdi durup daha net bir şekilde göstereceğim.
Arsenal'e karşı bile fotoğraf çekildi. Evet. Tadilatı bitmek üzere. Bir minaresinin altında sadece iskele kalmış. Onun dışında son derece güzel. Bu ön tarafında da yine yeni tarihi yerler, yapılar çıktı. Şu altta eski cami var. Selimiye'den daha eski bir cami. Onun da içi çok güzel. Tabi tek tek gezme şansımız yok. Altta hemen Bedesten var. Onun altında üç şerefeli cami var. Bu bölge camilerin bölgesi. Şehirde bu şekilde diyebiliriz. Evet, Selimiye'den çıktık. Burası eski cami. Burası Bedesten. Selimiye'nin hemen altında yine bir çarşı var. Burada uzun, İstanbul'daki büyük kapalı çarşının daha küçüğü olan bir kapalı çarşı var. Yeşil, güzel bir şehir Edirne. Bir de Edirne'nin ciğeri meşhur, biliyorsunuz. Yaprak, ince tava ciğeri. Çok yapan yer var. Aydın var, bence en iyisiydi ama çok büyüdü, bozdu. Niyazi Usta, bu da meşhur bir yer. Burada bir sürü kapalı çarşının yan taraflarında ciğerciler var. Burası Kaleiçi diye geçiyor. Birçok tarihi bina, birçok tarihi yapı, ev, vakıflara ait binalar görebilirsiniz. Edirne gerçekten tarihi bir şehir. Dokusu belli bölgelerinde bozulmamış, korunmuş. Bakın ne kadar çok eski tarihi binalar var. Diğer taraflarda çok daha fazlası var. Burada bir sinagog var. Restore edildi, açıldı. Şimdi birazdan sinagogun önünden de geçeceğiz. Yine Bulgar kiliseleri var. Çok yakın olduğu için Bulgaristan'a ve Yunanistan'a hemen hemen aynı mesafede. Edirne merkezden 10-15 kilometre uzakta hem Bulgaristan, Kapıkule sınır kapısı. Burası sinagog arkadaşlar. Restore edildi, açıldı. Ayin nerede yapılıyor ama tabii çok kalabalık değil. Hem Bulgaristan'a hem de Yunanistan'a sınır kapısı var Edirne'nin. Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Kapıkule. Yunanistan'a açılan sınır kapısı da Pazarkule. Şimdi burada iki nehir geçeceğiz. Birincisi Tunca Nehri, küçük bir nehir. İkincisi de Meriç Nehri, büyük bir nehir. Siz de az da olsa göstermiş olayım. Burası Tunca Nehri. Buradan halen parklar falan, piknik alanları, mesire yerleri falan çok fazla. Mikrofonum olmadığı için sesim çok iyi duyulmayabilir ama yeni bir kamera alıncaya kadar bu şekilde. Şimdi burası dediğim gibi Tunca Nehri, burası sığ bir nehir. Hep bunlar Osmanlı ecdat tarafından yapılan köprüler. Tarihi yapılar. Esas Meriç Nehri, geniş olan nehir ve Yunanistan'la bizim sınırımızı çiziyor Meriç Nehri. Az sonra oradan da geçeceğiz. Onun etrafında da birçok çay bahçesi, restoran, kafeterya, tesis mevcut. Şöyle bir şey geliyor, bu yoktu, bu yeni gelmiş galiba, belediyenin bir hizmeti mi? Böyle tramvay şeklinde bir tekerlekli bir araç. Ha evet, Edirne 22. Bunu da ilk defa görmüş oldum ben de. Evet, burası, bir aktivite var, Meriç Nehri yükselmiş. Evet, bir aktivite var burada. Meriç Nehri. Güzel restorasyon yapmışlar buraya. Daha güzelleşmiş, içerisinde sandallar da geziyor artık. Böyle değildi.
Burası da 600 yıllık yanlış hatırlamıyorsam bir köprü. 500 veya 600 yıllık bir taş köprü. Biraz düzenleme olmuş, güzel. Sosyal tesisler, kafeteryalar mevcut. Böyle bir yarışma yapılacak galiba çünkü şey çekmişler. Hat çekmişler. Kano yarışması yapılabilir. Zaman zaman kano yarışları yapılıyor çünkü burada, nehir üzerinde. Şimdi burada bir tane tava var. Tavanın özelliği şu. Bugüne kadar dünyanın en büyük Guinness Rekorlar kitabına giren ciğer tavası. Şimdi biraz sonra yanından geçeceğiz. Göstereceğim size onu. Sol tarafta. Bakın tava orada duruyor. Bakın tam şurada. Şöyle hatta göstereyim. Bakın bu tava Guinness dünyanın en büyük tavası. 2018 tarihinde içerisine ayçiçek yağı doldurulmak suretiyle ciğerler pişirildi ve halka, insanlara dağıtıldı. Böylece dünyanın en büyük tavası olma unvanını da almış oldu. Burada lavanta bahçeleri var yine. Lavanta zamanı burada fotoğraf çekilmek için çok kişi geliyor. Edirne güzel bir şehir. İstanbul'a yakın olması. İşte bakın 200 km'lik bir mesafe. Edirne'desiniz. Evet, Karaağaç'a geldik. Burada bir at çiftliği var. Atlara biniyorsunuz. Kahvaltı, yemek vesaire, kafe. Karaağaç'ın girişi. Burada eski bir fabrika vardı. Burayı restore ettiler ve yine bir kafe restoran oldu. Şöyle Karaağaç'a girdiğimiz zaman şöyle göstereyim. Buralara uyan sürücüler var burada tabi. Burası bir böyle eski bir kasaba gibi. Şu yolu çok seviyorum. Yine burada bir sürü kafe, öyle dinlenmeniz, oturup dinlenebileceğiniz, kahvenizi dinleyebileceğiniz yerler çok fazla. Aynı zamanda ileride Trakya Üniversitesi'nin rektörlük binası var. Aynı zamanda eskiden Edirne'nin tren garıydı. Bir tren halen duruyor orada, eski bir tren. Yanlış hatırlamıyorsam Alman malı. 100 yıl üzerinde bir tarihi olan bir tren. Onu da gösterebilirim size. Bakın tam karşımız, burada yine kafeler var bir sürü. Şuradan gir. Oradan da gireriz ama hadi biz buradan girelim. İlk soldan girip Lozan anıtı var yine. Lozan anıtını da anlatabilirim size. Dilim döndüğünce tabii ki. Evet, Edirne'deyiz. Rektörlük binasına geldik. Aynı zamanda dediğim gibi eski gar burası. Bu da Lozan Barış Anıtı. Bunun birçok simgeleyen ifadesi var. Altında bir havuz var. O Türkiye'yi sembolize ediyor. İşte Türkiye'nin üç tarafının, hatta dört tane denize çevrili olduğunu. Sütunlar Karaağaç'ı, Trakya'yı, Türkiye'yi temsil ediyor. Oltadaki halkı, onların birleşimi, elinde güvercin tutan, bir elinde güvercin, bir elinde de diploma tutan, daha doğrusu Lozan Barış Anlaşması'nı tutan bir kadın var. Güvercin yine barışı, saf barışı ve özgürlüğü temsil ediyor. Kadın da zarafeti temsil ediyor. Böyle bir anlamı var burasının. Lozan Barış Anıtı. Burada mescit var. Şimdi şurada da çok popüler olan, çok kısa göstereyim burasını da. Burası Doğa Tarihi Müzesi. Bilet alıyorsunuz. Burada da çok, bugün çok kalabalık ama hafta sonu olduğu için İstanbul'dan çok talep var. Biraz bakımsız kalmış, tren daha iyi durumdaydı.
vagonları falan paslanmış. Bir Alman treni, eski bir Alman treni, yaklaşık 100 küsür yaşında. Eskiden İstanbul'dan buraya geliyordu trenler. Yağmur yağma ihtimaline karşı Edirne'de bir gece kaldım. Ama şu anda da havanın durumu hiç iyi değil. Her an yağmur yağabilir. Onun için TEM'den gitmeyi es geçiyorum. TEM'den gitmeyeceğim. E5'i kullanacağım. Ne olur ne olmaz yağmur yağar diye bir sığınabilecek bir yerim olsun. Yine dönüşümüzü E5'ten yapacağız. Ufak ufak yağmur çizentileri oluyor. 214 kilometreye geldik. Yarım depomuz var şu anda. Hatta daha az da. İlk bakalım cepimizi nereden alacağız? Şu anda şehir içinde de gezdiğim için 4,5 litreye çıktı ortalama yakıt tüketimi. Umarım yağmursuz bir şekilde İstanbul'a dönebiliriz. Dönüş yolumuz devam ediyor. Lüleburgaz'a geldik. Hava biraz daha açıldı ama yolda çok kuvvetli bir rüzgar var. Lodos esiyor. Akaryakıtımız tek dişe düştü. Şu anda meşhur Lüleburgaz ışıklarındayız. Burada yaklaşık bir 8-10 tane ışığı geçip şehri terk ediyorsunuz. Çevre yolu da yok maalesef. Mutlaka şehrin içinden geçmek durumundasınız. Şimdi efendim, yola çıktığımızdan beri 288 kilometre olmuş. Toplam 13 litre yakıt tüketmişiz. Ortalamamız 4,5 litre gelirken bastım, hani 170-180'lere de çıktım yol bulduğum zaman. Yol boştu, güzeldi. Motorda 4 saat 6 dakikadır çalışır vaziyette. Muhtemelen Çorlu'ya kadar gidebilirim akaryakıt almadan. Tek depoyla beni geri döndüremedi çünkü Edirne'nin içerisinde de biraz gezdim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mantıklı, çok ekonomik kullanırım derseniz, çok ekonomik, hani 90-100'ü geçmem, çok ekonomik, full, hani en az ne kadar yakar derseniz en az 3.7-3.8 litreleri görürsünüz. Ama tabii böyle bir motorda o çok mümkün değil. Normal şartlarda hem sakin kullanırım hem arada gazlarım derseniz, yani benim öyle oluyor şu anda, 4,5 litreler gibi. Şehir içinde 5 litre ortalamam vardı. Çok gazlarsanız da, yani hep tapa gaz giderim, 180'in altına düşmem, hep redline'a yakın giderim derseniz de maksimum 7 litreleri görürsünüz diye düşünüyorum. Yakıtımız bitti. Shell'e geldik. Şimdi buradan bir 300 liralık alacağız. 328 kilometre yol görmüşüz. Tam 15 litre yakmışız. Şurada bir 0-100 yapalım. Kalkış. Tamamlandı. İlk akaryakıtımızı aldığımız Total istasyonuna geldik. Şimdi burada bir kere daha depomuzu fullleyeceğiz ve aldığımız 300 lirayla birlikte toplam ne kadar yakıt yaktığımızı göreceğiz. Şu anda tam 80 kilometreye yakın olmuş. 4.2 litre. Bakalım. Kolay gelsin. Fulle erim lütfen. Evet, bakalım ne kadar alacak. Telefonu şuradan çıkartalım. İsterseniz bana verin. Önce şunu ben bir ayarlayayım. Tamam, çünkü ağzında bazen benzin bırakıyorlar. Çok teşekkürler. Herkes dikkat etmiyor sizin gibi. Evet. Şimdi artık gider kendi. Tamam. Tamam, ben ayarlarım onu. Tam fullerim. Ne kadar kibar, düzgün insan ya. Keşke herkes böyle olsa. Bütün çalışanlar.
Evet, attı ama tabii bitti olduğu için erken attı. Ben şimdi evet. Tam olarak fulledik yine. 474 lira. Yani 475 desek 300 daha 475 575 675 775 çektirelim. Yakıtımızı aldık, ödememizi yaptık, depomuzu doldurduk. Şimdi değerler var ama ortalama şöyle söyleyeyim, tam 15 litrede almıştım orada. 18.3 litre ile gezimiz tamamlandı. Yani ortalama 475 desek 775 lira Edirne'ye gidip gelmiş olduk. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Honda Transalp 750 sakin kullanımda, ben çok ekonomik gideceğim dediğiniz zaman 4 litrenin altında yakıyor. Ara sıra basarım giderim dediğiniz zaman uzun yolda 4.4-4.5 litrelerde yakıyor. Şehir içinde tecrübe ettiğim kadarıyla 4.8-5 litrelerde yakıyor. Hep gazlarım çok zor bir şey. Ama maksimumda 7 litre yakıyor diyebilirim. İzlediyseniz eğer teşekkür ederim. Hoşçakalın.